Merhaba, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi workshoplarına hoş geldiniz. Bugün sizinle bir defter yapacağız. Defter yapımında kullanacağımız malzemeler A3 veya A4 boyutunda kağıtlar olabilir. Ben bunun için renkli kağıtlar temin ettim. Maket bıçağı, cetvel, kemikten bir ıstaka getirdim ben ama siz eğer bulamazsanız bunun yerine buna benzer başka herhangi bir şey veya tırnağınızla da bunu yapabilirsiniz. Bunun dışında iğne, iplik, iğneniz biraz büyük olmalı ve bir delici. Yine bunun içinde yorgan iğnesi kullanabilirsiniz. Ve iki tane kalın kapak yerine kullanacağımız karton. Ben bu şekilde ebru kağıtlar vardı, üzerine kapladım ama bunu yapmayabilirsiniz. Herhangi bir karton ya da sert bir karton kullanabilirsiniz. Üzerine sonradan boyayabilirsiniz veya bunun yerine başka dekoratif bir malzeme de kullanabilirsiniz. Öncelikle ilk yapacağımız işlem sayfaların oluştuğu fasikülleri oluşturmak. Bunun için A4 boyutundaki kağıtlarımızı katlayarak başlıyoruz. Bunu ikiye katlıyoruz ve ortadan ikiye kesiyoruz. Bu bizim 4 sayfadan oluşacak fasikülümüzü, fasikülümüzün bir kısmını oluşturacak. Bu şekilde tırnağınızla da dediğim gibi yapabilirsiniz. Istakayla. Kendinize doğru çekerek kesmeniz gerekiyor. Bunu yaparsanız daha düzgün bir sayfa kenarınız olacaktır. Ortadan ikiye kestikten sonra iki tane kağıdımız oluyor. Sonrasında bunu da yine ikiye katlıyoruz. İki ucunu bir araya getirerek yapıyorsunuz bu katlama işini. İkisini katladıktan sonra ortadan bastırarak 4 sayfadan oluşmuş fasikülümüz oluşmuş oldu. Bir fasikülü 8 sayfadan oluşturacağız. Dolayısıyla bunun gibi bir sayfayı daha kesmemiz gerekiyor. Bakalım ikiye katladık. Evet. Şu an elimizde 8 sayfadan oluşan bir fasikülümüz var. Bu bizim defterimizi oluştururken ki ben 10 tane fasikülden yapmayı planlıyorum. Onun bir tanesi. Evet, fasiküllerimizi oluşturduk. Şu anda yapmamız gereken işlem dikiş için ipliklerin, iğneyle dikeceğimiz ipliklerin geçeceği kısımları oluşturmak. Bunun için 6 tane delik açmamız gerekiyor her fasikülün içinde. Ben daha önce hazırlamıştım. Benim sayfalarım yaklaşık 15 santim uzunluğunda. Kenarlardan 1 santim bıraktıktan sonra ikişer santimden deliklerin açılacağı yerleri işaretliyorum. Yani öncelikle 1. santim, sonra 3, sonra da 5. santimden işaretliyorum. Diğer sayfanın diğer kenarında da aynı şekilde, yani diğer ucunda da aynı şekilde 1 santim boşluk bırakıp ikişer santim aralıklarla delikler açıyorum. Sonrasında bu delici ile şu şekilde
açılacak yerleri belirliyorum. Tabii ki bunun için kesme matı kullanabilirsiniz. Cetvelinizle ölçtükten sonra ben bunu kılavuz olarak kullanacağım ve diğer bütün fasiküllerde aynı şekilde bu delikleri oluşturacağım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi burada 6 tane delik var. Bırakıyorum. Diğer fasikülü alıyorum. Aynı şekilde ortasına yerleştiriyorum. Sonrasında ortasındaki bulunan deliklerden dikiş deliklerini açmış oluyorum. Evet, şu anda bütün fasiküllerin dikiş deliklerini açtık. 6 tane deliğimiz var. Bizim yapacağımız defterde kapaklar da aynı şekilde dikiş ile monte edilecek. Çok değişik şekillerde defter yapılabiliyor. Önce fasiküller dikilip sonra bu kapaklar monte edilebiliyor ama şu an en kolay sizin yapabileceğimiz kapağı ile birlikte yapmak. Dolayısıyla şimdi kapağını dikişle monte etmek için gerekli olan delikleri de yine kapak üstüne açacağız. Aynı şekilde aynı boyutta zaten kapaklarımız. Dolayısıyla bu dikiş deliklerine uygun mesafeden yine 6 delikte kapağın üstüne açıyoruz. Yani kenarlardan 1, iki uçtan buradan 1 santim verip ikişer santimden 3 delik, bu taraftan da yine 1 santim boşluktan sonra 3 tane delik açarak ve ikişer santim aralıklı 6 delik açarak yine kapağımızı oluşturuyoruz. Kapağımızdaki dikiş deliklerini oluşturuyoruz şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Diğer kapağı da aynı şekilde bu kapağa referans yaparak belirlediğimiz yerlerden deliyoruz. Şu şekilde. Evet, şu anda elimizde 2 tane kapağımız ve bu kapakları monte edeceğimiz fasiküllerimiz mevcut gördüğünüz gibi. Şimdi dikişe geçiyoruz. İçten dışa doğru iğneyi batırıyoruz iplikle birlikte. Şu şekilde. Sonra kapağın dışından şuradan iğneyi geçirip sonra oluşturulmuş ilk delikten yani girdiğimiz ilk delikten tekrar içe doğru iğneyle şu şekilde geçiyoruz. Bunu yaparken ipliğin çıkmamasına özen göstermelisiniz. Evet. Evet. Daha sonra aynı şekilde ikinci delikten
ikinci delikten çıkıyoruz. Ve yine ikinci kapağın kapaktaki ikinci delikten çıkıyoruz. Ve burada oluşmuş olan ipliğin içinden geçerek bir düğüm oluşturuyoruz ki sayfalarımız sıkı bir şekilde bağlansın. Hem de sırt kısmında güzel bir desen oluşsun. Evet. Şu şekilde oluşturduktan sonra yine ikinci delikten içeri giriyoruz. İkinci delikten içeri girdik. Ve yine aynı işlemi üçüncü delik içinde uyguluyoruz. Bu şekilde dış kapak dışından geçirdiğimiz ipliği, yine ipliği, evet, dışta tekrar bir düğüm olacak şekilde şu kısımdan, yani oluşturduğumuz dikişin içinden iğneyle bir düğüm oluşturuyoruz ki burada ipliğimiz ve iğnemiz, ipliğimiz ve cilt arasında bir düğüm olsun. Evet, bu şekilde ilk sayfanın ilk bölümünü bağlamış olduk. Şu anda tekrar iç kısma, yani sayfanın iç kısmına geçiyorum. Evet, kapak kısmını eklemek için bir fasikül daha yerleştiriyoruz. Bunun için önce kapak kısmının ilk deliğinden iğnemizi geçiriyoruz. Sonra bir düğüm atıyoruz. Fasikülün içindeki ilk delikten iğnemizi geçireceğiz. Evet, şu şekilde. Birinci kısmı tamamladık. Sonra tekrar aynı şekilde ikinci delikten çıkıyoruz. Kapağın ikinci deliğinden iğnemizi geçiriyoruz. Ve yine bir düğüm atmamız gerekiyor. Daha sonra yine aynı şekilde girdiğimiz delikten çıkacağız. Daha önceki fasiküllerde yaptığımız gibi. Üçüncüden. Thank you.
Evet, son dikişimizin olduğu yerde gördüğünüz gibi buraya bir düğüm atabiliriz. Sıkıştırmak için ve ayrılmaması için. Ve görünmemesi için diğer dikişlerin arasından geçirerek sonrasında keseceğiz. Evet. Evet, tamamlandı defterimiz gördüğünüz gibi. Renkli bir defter oldu. Şu şekilde. Bu defterin boyutunu isterseniz daha büyük veya daha küçük de yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir.